Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 22. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 21 hafta sonuçları ayrıntılarına sportoto.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi 256 TL bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi yoktur ama tahminlerimde istatistik, matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. İlk karşılaşmamız Trabzonspor kendi evinde yeni Malatya Sporu ağırlıyor. Trabzonspor kendi evinde oynadıkları karşılaşmalarda Bolu 1-0 mağlup etti. Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Hatay 2-0 mağlup etti. Deplasman karşılaşmalarında ise Altay'ı 2-1 yendi. Türkiye Süper Ligi'nde ve Antalyaspor'a 2-1 Türkiye Süper Ligi'nde mağlup olmuştu. Yeni Malatya spor ise kendi evinde oynadık karşılaşmalarda Bandırma Sporu Türkiye Kupası'nda 3-2 mağlup oldu. Kayseri 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor 6-2 kendi evinde Süper Lig'de mağlup oldu. Deplasman karşılaşmalarında Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu. Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor Yeni Malazya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır 1. Gaziantep kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Kendi evinde oynadığı karşılaşmalara baktığımızda Gaziantep'in Spor 2-1 yendi. Fenerbahçe 3-2 kendi evinde mağlup etti. Deplasman karşılaşmanında Çaykur Rize'yi 1-0 yendi. Kayseri ile 0-0 deplasmanda berabere kaldı. Göztepe Spor Kulübü'ne 2-1 deplasmanda mağlup oldu. Fatih Karagümrük ise kendi evinde Bodrum Sporu 4-0 yendi Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Konya kendi evinde 4-1 mağlup oldu. Deplasman karşılaşmanında Alanya 1-1 berabere kaldı. Giresun 3-1 deplasmanda mağlup oldu. Gaziantep Fatih Karagümrük karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Alain Spor kendi evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Alain Spor kendi evinde Mardin Büyükşehir Belediye Türkiye Kupası'nda 5-0 yendi. 1-1 Karagümrük'le berabere kaldı. 3-1 Adana Demirspor'a Spor'a, Sivas Spor'a da 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Alain Spor Gaziantep'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir kendi evinde Güresu Spor'u 3-1, Kasımpaşa 2-1 yendi. Deplasmanda Trabzon'da 0-0 berabere kaldı. Galatasaray ile deplasmanda biri bir beraber Hatay'ı deplasmanda 3-0 Başakşehir mağlup etti. Alanya Spor Başakşehir karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Kasımpaşa kendi evinde Hatay Spor'u konuk ediyor. Kasımpaşa kendi evinde Kocaeli 2-2 beraber kaldı. 6 2-0 yendi. Sivas Spor'a 3-1 Türkiye Süper Ligi'nde mağlup oldu. Deplasman karşılaşmasında Kasımpaşa 2-0 mağlup oldu. Sivas Spor Kasımpaşa 3-1 deplasmanda yendi. Hatay Spor ise kendi evinde oynadıkları karşılaşmalarda Menemen'e ye 1-0 yendi. Konya Spor'u 3-1 mağlup oldu. Deplasman karşılaşmalarında Hatay Giresunspor'u Spor'u 1-0 mağlup etti. Trabzon Spor'u 2-0 mağlup oldu. 6-2-1 Deplasman'da Hatay Spor mağlup etti. Kasımpaşa Hatay Spor karşılaşmasıyla ilgili tamirim 1-2 çifte şans. Galatasaray kendi evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Galatasaray kendi evinde Spor'la 3-3 berabere kaldı. Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor kendi evinde 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Adana Demirspor'u Galatasaray 2-0, Spor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor kendi evinde Hatay'a 1-0 mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Deplasmanda Antalya'ya 2-1 mağlup oldu. Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Giresunspor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Kendimin de oynadığı, tutma olasılığı oldukça yüksek olan, canlıda ve maç öncesinde değerlendirebileceğiniz tekli bahislerimi, günlük kombine kupon tercihlerimi burada paylaşıyorum. Bunu çerez parasını oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımızı kendiniz göresiniz. VIP grubuna katılmanız hepinizin faydasını olur. Denersiniz, siz kazanırsınız. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. VIP grubuna girmek isteyenler Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Konyaspor kendi evinde Sivas konuk ediyor. Konyaspor Spor kendi evinde Ümrani 2-0, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Yeni Malatya ile beraber kaldı 0-0. Deplasman Hatay'ı 3-1, Kağıt Karagümrük'ü Konyaspor 4-1 mağlup etti. Sivas Spor kendi evinde Çaykur Rize ile bir bir berabere kaldı. Galatasaray'ı kendi evinde Sivas Spor 1-0 mağlup etti. Sivas Spor deplasmanda Kayseri 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa deplasmanda 3-1 yendi. Alanya Spor deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konyaspor Spor Sivas Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Göztepe kendi evinde Antalya'yı ağırlıyor. Göztepe kendi evinde oynadığı karşılaşmada Samsun Spor'u Yendi 1-1 Adana Demirsporla berabere kaldı. Fatih Karagümrük 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Göztepe Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Antalyaspor kendi evinde Giresunspor'u 2-1, Trabzonspor aynı spor, skorla 2-1 yendi. Gazi kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Antalyaspor Galatasaray'a 2-0 Kayseri 2-0 mağlup oldu. Göztepe Antalyaspor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kayserispor kendi evinde Altay'ı konuk ediyor. Kendi evinde oynadığı karşılaşmalara baktığımızda Kayserispor Spor. Kendi evinde Aksa'yı 4-0, Sivas 3-0 yendi. Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yeni Malatya ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Altay ise kendi evinde Trabzon'a 2-1, Hatay aynı skorla 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Beşiktaş'a 1-0, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Kayseri Spor Altay karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Çaykur Rizespor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çaykur Rizespor kendi evinde Gaziantep'e 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatya'ya 1-0, Göztepe 3-1 yendi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş kendi evinde Altay'ı 1-0, Göztepe'yi 2-1, Kayseri'yi 4-2 yendi. Deplasmanda Beşiktaş Konya'ya 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Beşiktaş kazanır 2. Fenerbahçe kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe kendi evinde Afyon'la 0-0 berabere kaldı. Yeni Malaty'yi 2-0 yendi. Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Gaziantep 3-2 deplasmanda Fenerbahçe mağlup oldu. Adana Demirspor 2-0 Galatasaray'ı kendi evinde yendi. Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Alanya 3-1 yendi. Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermedim. Farklı tekli banka iddia tahminlerimi canlı telegram grubunda. Farklı banka hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubunda veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan hareket ederek Telegram'da da kazandırmaya uzunca bir süredir devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber şanssız deneyip kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram linki linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Lyon kendi evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Lyon kendi evinde Metz ile 1-1 berabere kaldı. Glasgow Rangers'la aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Reims'e 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Lyon Lille'le 0-0 berabere kaldı ve Bordeaux'lu da aynı şekilde beraberlikle 2-2 skorla ayrıldı maçtan. Paris Saint-Germain kendi evinde Monaco'yu 2-0, Club Brugge'u 4-1 yendi. Nice'a 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Lorient'le ve Lens'le 1-1'lik skorlarla berabere kaldı. Lyon Paris Saint Germain karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Paris Saint Germain iki, kazanır 2. Real Madrid kendi evinde Valencia'yı konuk ediyor. Real Madrid kendi evinde oynadığı karşılaşmada Cadiz'le 0-0 berabere kaldı. Atletico Madrid'i 2-0 yendi. Getafe deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atletico Bilbao'yu deplasmanda 2-1, Real Sociedad'ı 2-0, Real Madrid yendi. Valencia kendi evinde Espanyol'a 2-1 mağlup oldu. 2-1 Elche'yi yendi. Deplasmanda 4-3 Levante'yi yendi. 1-1'lik Aren Teori ile bir birlik skorla berabere kaldı ve Celta Vigo deplasmanda 2-1 mağlup etti. Real Madrid Valencia karşılaşması ile ilgili tamiri maç sonu bir ev sahibi kazanır. Villarreal kendi evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Kendi evinde Villarreal Alaves'i 5-2 yendi. 2-0'lık skorla da Rayo Vallecano'yu yendi. Deplasmanda 3-1 Real Sociedad'ı, Atletico San 7-1 yendi. Atalanta'yı da Villarreal deplasmanda 3-2 mağlup etti. Atletico Madrid kendi evinde Rayo Vallecano'yu 2-0 yendi. Deplasmanda Granada'ya 2-1, Sevilla'ya 2-1, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi. Villarreal-Atletico Madrid karşılaşmasıyla ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Roma kendi evinde Juventus'u ağırlıyor. Roma kendi evinde oynadığı karşılaşmada Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Spezia'yı 2-0 yendi. Inter Milan'a 3-0 mağlup oldu. Deplasmanda Atalanta'yı Roma 4-1 mağlup etti. 2-0'lık skorla da 3-2'lik düz skorla da CSK Sofya'yı konferans liginde yenmişti. Juventus kendi evinde Cagliari'ye 2-0, aynı skorla Genoa'ya 2-0, Malmö'yü 1-0 yendi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Deplasman'da Bologna 2-0 yendi, Venezia'yla 1-1 berabere kaldı. Roman Juventus karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Evet son karşılaşmamız Inter Milan kendi evinde Lazio'yu ağırlıyor. Inter Milan kendi evinde Torino'yu 1-0 yendi. 2-0'lık skorla Spezia'yı yendi. Deplasmanda Salernita'yı 5-0, Roma'yı 3-0 yendi. Real Madrid'e 2-0 deplasmanda Inter Milan mağlup oldu. Lazio kendi evinde 3-1 Genoa'yı, Galatasaray yendi. Galatasarayla 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Venezia'yı 3-1 yendi. Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu ve Lazio deplasmanda Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Inter Milan Lazio karşılaşması ile ilgili tahminim ev sahibi Inter kazanır. 1 Evet maçlarımız yoğunladık. Tahminlerim bu şekilde elimden geldiği kadar ideal, mantıklı, tutma ihtimali yüksek seçenekler oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Emeğe saygı duyunuz lütfen ve kanalımıza destek olunuz. Abone olmayı unutmayınız. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil şartı tıklayıp tümlü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamanız için yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde tahmin videomuz anda sizlerle buluşacaktır. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün hafta olsun. Son Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.